Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere spesiyel Nutex çalışması yapacağız. Bunu Instagram adresinde hikayemde paylaşmıştım. Hangisi daha çok olur diye Kaysal spesiyel ile beraber yap dedim. Ama bunu daha çok istediler. Bunun için gerek malzemeler ben buraya hazırladım arkadaşlar. Kısadan hemen bir anlatayım. 1 kilogram Hindistan cevizi, 1 kilogram beyaz vanilya jöle, 500 gram da pudra şekeri. Bunun üçünü harmanlıyoruz, karıştırıyoruz. Yoğurup bir hamur elde ettikten sonra 800 gramlık baklava tepsisine bu şekilde jelatinlenmiş veyahut da altı yağlanmış bir tepsi. İçine ince şeklinde yani yarısına kadarını altına eziyoruz. Arasına da burada tarttığımız malzeme pirinç fındık ve karamel jölesi. Ben sadece pirinç fındık kullandım. İçerisine 250 gram da fıstık girmesi lazım pirinç şekilde yani. Şekilmiş veyahut da merdane ile ezilmiş. Yarım kilo pirinç fındık 250 gram da fıstık, pirinç fıstık kullanmamız lazım. Ama ben 750 gram hepsini pirinç fındık yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. 500 gram da yumuşatılmamış karamel jöle yaptım içerisine. Öncelikle bu hamuru yoğuracağım. Bunu yoğurduktan sonra dediğim şekilde içlerini sereceğim. Serdikten sonra bunu yoğuracağım. Ondan sonra yapımına başlayacağım işte komple. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Instagram adresim Harun Reşit Tatlı. Arkadaşlar takip ederseniz devamlı çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Yani orada ne yapacağım diye paylaşımlar yapıyorum. Ne yapmamı istersiniz diye sorular soruyorum. Oradan hikayemi takip ederekten daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Daha fazla hemen hemen günlük çok ne yapıyorsam bunları paylaşım yapıyorum yani. Görmek isterseniz yani YouTube dışında Instagram adresim Harun Reşit Tatlı aynı şekilde yazarsanız. Çok kolaydır bunun yapımı arkadaşlar. Bunu donduracağız yaptıktan sonra. Ondan sonra kesip servis edeceğiz. Tarif bana ait değildir. Bunu altını çizmek istiyorum. Yıllar öncesinde bir arkadaşım aracıyla yaptım ben bunu. Yani kendim az özel tarif değil. Şimdi diğerini yoğuracağız arkadaşlar bir servisden önce. Yani bunun içerisinde bir de fıstık olursa çok fevkalade bir görüntü olur yani. Ama pirinç fındık da çok kötü bir görüntü olacak. Yani yeşilimsi bir renk olacak. Bu hamur şeklinde değil zaten. Bu şekilde. Tamamen karamelize olmuş bir şekilde fındık olacak. Arkadaşlar ufak ufak sökerekten bu şekilde önce atalım, her tarafa eşitlatmaya çalışalım. Hamurun yarısını kullanalım. Göz kararı tamamen. İsterseniz net olsun derseniz tartıp tamamen ikiye bölebilirsiniz. Merdane yardım edilse de bu şekilde yayabilirsiniz arkadaşlar. Elim yapıştığı için eldiven çıkarmak zorundayım. Bu yüzden söyleyeyim. Thank you.
Aralarında boşluk kalmasın, dikkat edin. Videoyu bu yüzden dolayı yani tamamen görün diye uzatıyorum. Yoksa videoyu uzatıp farklı bir amacım yok. Tamamen yapılışını görün diye gösteriyorum yani. Evet. Hemen hemen iki tarafında boşluk kalmadıktan sonra merdaneyle geçeceğim tekrardan. Diğer merdane getireyim, bu içerisinde olmuyor. Arkadaşlar bu şekilde merdane yapıyoruz. Bu şekilde yeter mi? Yine eşit olmasına özen gösteriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karamelden pirinç fındığı yoğurdum. Hepsini içerisine döküyorum. Hiçbir şekilde yayıyorum. Biraz bu yüksek geliyor derseniz 1 kilogramlık baklava tepsinin içerisine yapabilirsiniz. Ama orijinal bu şekilde. Arkadaşlar tekrardan üzerlerine beyaz karışımı atıyoruz. Hepsini yaydıktan sonra düzleyeceğim. Düzledikten sonra difüze atacağım. Biraz yaklaşlar. Bu şekilde yaydıktan sonra arkadaşlar merdanenin üzerine geçiyoruz. Ve difüze atıyoruz. Yarım saat kadar yani göz kararı bir şekilde donduralım. Kesilecek ölçüde donsun. Ardından çıkarıp kesme işlemi kaldı. Arkadaşlar ürünümüz dondu şu anda. Biz donarken 1 saat kadar başka işlemimizi yaptık. 1 saat kadar dondurduk ve şimdi çıkarıyoruz. Bu şekilde. Ortadan ikiye bölüyorum ben yarısını. Kolay kesebilmek için. İstediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Üçgen de kare de kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. 2,5 parmağımla yani ölçümle kesiyorum. Hatta testere bıçağı getireyim. Testere bıçağı getirdim. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar boyutu tamamen size kalmış. Ben bunları üçgen keseceğim. Bu yüzden dolayı biraz büyük. Ve bu şekilde alıp tekrardan ortaya ikiye kesiyoruz. Almadan nasıl keseriz? Bu şekilde.
Arkadaşlar diğerini kesimini ben uzatmayacağım videoyu. Bu şekilde kesim göstereyim. Gördüğünüz gibi mükemmel bir lezzeti var gerçekten. Denemelisiniz. ...3-4 gün tezgahta durabilir. 3-4 gün sonra kuruma yapabilir arkadaşlar. Bu spesiyel tezgah üzeri ürünüdür yani. Evlerde yapacaklar zaten kendileri bitirecekler için. Sorun değil de tezgahta yapacaklar için, yani dükkanlarda çıkarmak için tezgah üstü 3-4 gün sonra kuruma yapabiliyor. Yani bu şekilde satış yapabilirsiniz. Arkadaşlar beğenirseniz like atın, beğenmezseniz dislike atabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde yapılan yorumlar hepsinde yorum açayım yani. Her türlü görüşe saygım var. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz ve Instagram adresini beğenirseniz, takip ederseniz sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.